istedim torunlarım gelip yer diye. Ama gelemediler. Koronadan dolayı gelemediler. Hepsine sevgi gönderiyorum. Mehmet Özhasik'e saygı duyduğum, çocukken tanıdığımız bir insandır. Saygı duyuyorum. Hürmetle de selamlayacağım inşallah birazdan. Mutluyum görmekten. Görmedim. Yani ne kadar sürdü bir mandalina meyvesi? Bu 3 senedir biz böyle meyvesini yok ama kimsenin haberi yok. Şimdi ben size haber edeyim de yani ben görün diye şey yaptım. Yetiştiğini bu. Mutfakta mı yetiştiriyorsun bunu? Burası balkon ama güneş alıyor. Şimdi perdeler çekildiği için mutfakta yetişiyor. Bunun şu anda yarısı yenmiş hali bu görüntü. Bunu Haseki'ye ikram edeceğim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ama ellerinize sağlık. Benimle alay ediyorlardı. Estağfurullah. Haseki gelip de buradan mandalina mı yiyecek diyorlardı. Estağfurullah. Çok sağ olun. Siz bu kadar istediniz gelmez miyiz? Öyle şey mi olur? Evde çok güzel böyle Kayseri'de hiç olmayan belki de ilk defa gördüğüm mandalina yetiştirmişler. Bana da ikram etmek istediğini söyleyince ben de gelip özellikle ikramı kabul edeyim, alayım diye geldim. Sağ olsun. Onların bu güzel muhabbeti yeter, duaları yeter, iyi dilekleri yeter. Estağfurullah. Belki de yöneticinin en büyük mutluluğu emek verdiği yerde insanların kendisini sevdiğini görmek. İnsanların ilgi duyduğunu görmek. Dualarında olmak. Bunu birkaç günlük bu hastane sürecinde de gördüm. Allah razı olsun. Binlerce insanın duası vardı. Güzel dilekleri vardı, temennileri vardı. Bundan dolayı da gerçekten yıllarca emek verdiğim Kayseri'mize, bu güzel şehrin insanlarına hele ki emek vermişim, hele ki bütün gençliğim, bütün neredeyse ömrüm hizmetle geçti diye şükrettim, dualar ettim. Tabii bu hastalık süreci zor bir süreç. Kolay değil. Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bu süreçte bir hafta kadar da hastanede kaldım. Haliyle tercihimiz şehir hastanesi. Çünkü hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman bölge hastanesi ismiyle bu işe başlanıyordu. Ve diyordu ki kim arsayı ilk olarak temin ederse, hangi şehri temin ederse temelini oradan atıp tüm Türkiye'de bu tür hastaneler yapacağız. Ben de o zaman şimdiki şehir hastanesinin bulunduğu yeri tespit edip tapularını çıkardım. Sonra da götürüp Cumhurbaşkanımızın önüne koymuştum. Ve ilk olarak da Kayseri'de şehir hastanesinin temeli atılmıştı. Evet, yurt dışından bahsediyorduk arkadaşlar. Konuşuyoruz. Amerika tarafı tüm bir felaket. Avrupa'da eğer bir sosyal güvenceniz varsa bir noktada, yoksa binlerce dolara ödeyerek böyle bir hastalıkla bile mücadele edemiyorsunuz. Çok şükür Türkiye bu konuda imtihanı çok iyi bir şekilde verdi. Neredeyse bir seneye yaklaşıyor bu hastalık çıkalı. Şehir hastanelerinde vatandaşlarımız rahatlıkla tedavi olmaya devam ediyorlar. Allah onlara da bir an önce şifalar versin diye dua ediyoruz. Kayseri'de ilk olarak bu hastaneyi başlatıp yaptırmış olmanın da doğrusu içimde aklı bir de kıvancını yaşıyorum. Allah'a hamd ediyorum. Valla aşı karşıtlığı diye bir şey olur mu bilmiyorum. İnsanlar niye böyle garipleşirler, niye tuhaf böyle bir fikir peşinde koşarlar anlamakta güçlük çekiyorum. Bu bir gerçek. Ve bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz. Dirisiniz, sağlamsınız. Ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor. Başta ağrılar başlıyor, öksürük başlıyor. O zaman telaşiye tutulup koşuyorsunuz. Pozitifsiniz diyorlar. Sonra onun kendine az semptomları var. Onlar sırayla başlıyor. Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürükler. Çok şükür ben ağır şekilde atlatanlardan değilim. Ama bunu çok ağır atlatanlar var. Şimdi neredeyse Kayseri'de bile 150-200 tane yoğun bakımda bir kısmı entübe olan vatandaşlarımız var. Entübe hastaların vaziyeti gözükülecek gibi değil, görülecek gibi değil. Kendisi de zaten entübe olanlar dayanamadığı için o acıya boğazdan hortum ta ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor. Bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette. O ciğerlerini beslemeye doktorlar devam ediyorlar. Bunlar peki hasta insanlar mı? Yaşlı insanlar mı? Tansiyonu veyahut da şekeri olup da veya nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır, hayır, hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, diri.
ve dışarıda normal hayatını çok rahat sürdürebilen sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı, kimde nasıl bir hasar bırakacağını da kimse bilmiyor. Kimisi çok rahat atlatıyor, kimisi haberi bile yok gibi atlatıyor. Ama kimisi de dediğim gibi o hastanelerde günlerce entübe vaziyette bekliyor. Hatta yoğun bakımlar daha zor. Çünkü yoğun bakımdaki arkadaşlarla da hep konuştuğumda bunu orada müşahede ettim. Saatlerce yatak içerisinde ağzınızda oksijen maskesi, bir yudum nefes almaya çalışıyorsunuz. Hani bedava ya nefes dışarıda. Binlerce nefes alıp veriyoruz, farkında değiliz ya. Nefes alıp verdiğimizin bile farkında değiliz ya. İşte orada öyle kıymeti anlaşılıyor ki. Bir nefes alıyor elhamdülillah diyor, veriyor elhamdülillah diyor. O yüzden bu işin şakası yok. Ben maskeye çok uydum, riayet ettim. Maskesiz hiçbir yere de çıkmadım. Çalışmalarımı da öyle yaptım. Ama aile içerisindeki bir yemekte olduk. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya, aile bizde kutsaldır. Ailede ne olur ki? Ama herkes aile birbirine bulaştırıyor işin garip tarafı. Öyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Amin. Allah devletimize zeval vermesin diye dedelerimden, babaannelerimden yüzlerce kere duymuştum. Bunun ne manaya geldiğini daha iyi anladım. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan Allah razı olsun, sağlıkçılarımızdan, hemşirelerimizden, bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Orada bütün hastalarımıza gözleri gibi bakıyorlar. Buna birebir şahitlik ettim ben. Çünkü gezdiğim odalarda hiç tanımadığım insanlarla sohbet ettiğimde birinci sözleri hep devlete ve doktorlara dua etmek oluyor. Öyle bir ortamdayız. Şimdi yapılması icap eden de aşı geldiğinde devlet madem bunu getirdi, sonuna kadar inceleyip sık dokuyarak hangi aşının vurulacağı, nelerden başlanacağı hususunda da bir dizi tedbirler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere zaten birçok lider de aşı yaptıracağını söylüyor. O zaman buna uymakta fayda var. Yoksa Allah korusun hiç ummadığımız kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz.